seçim dolu bir sene 2024 yılı. Fransa seçimleri var, İngiltere seçimleri var. Edem direktörü Sinan Ülgen yayın konuğum. Hoş geldin Sayın Ülgen. Merhaba Zeliha Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok seçimli bir senedeyiz. Ama özellikle Avrupa Parlamentosu'nda son durumla birlikte yani aşırı sağ riske çıktıktan sonra Macron'un hemen erken daha doğrusu seçime gitmesi Avrupa tarafından tedirginlikle takip ediliyordu. Fransa'dan devamlı açıklamalar da alıyorduk. İngiltere kez aynı şekilde seçimler var ama orada da bazı magazinsel söylemler var. Avrupa'da ekonomilere bakıyoruz. İngiltere'de en son geldi büyüme rakamı. İlk çeyrek 0.3. Çok da büyüyemeyen bir ülke. Yaşlı bir nüfus. Dolayısıyla o bölgedeki dengeler açısından da sormak isterim. Fransa'daki seçimlerden İngiltere'ye kadar Avrupa'daki tüm ülkelerin aşırı sağın bu yükselişine karşı tutumları konusunda ne gibi bir yorumunuz var? Bölge için ne anlam taşıyor? Biraz önce İran seçimler dedik. Orta Doğu bölgesini, Avrupa'yı, bizi ve tabii ki Çin ve Rusya'yı da ayrı tutamıyoruz bu olayda. Özellikle 3. Dünya Savaşı çok fazla dillendirilirken buyurun hocam. Şimdi çok sayıda aslında konu var. Siz bunları tek bir soruda toplamaya gayret ettiniz ama onların elimden gelen o kadar evet birbiriyle bağlantılı ki sorarken işte bile ben bazen diyorum hadi Zeliha Zade'de gel ama olay çok fazla büyük, çok değişken onları var. Onları biraz ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü bu aşırı sağın yükselişi her ülke bağlamında farklı cereyan ediyor. Mesela İngiltere'den bahsedecek olursak, İngiltere'de tam tersinde bir siyasal iklim var. İngiltere'de şu anda sosyal yani Labour İşçi Partisi çok daha önde ve seçimleri de çok büyük farkla kazanacak gibi duruyor. Fransa'da tam tersine bir durum var. Fransa'da ise bu kez gerçekten bir yani aşırı sağın yükselişini gördük. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde işte %34 kadar oy aldılar. Şimdi bunun üzerine de sizin de biraz önce ifade etmiş olduğunuz gibi Macron ani bir kararla Fransa'da yarı başkanlık seçim var. Dolayısıyla devlet başkanı kendi başına bu kararı alabiliyor. Ülkeyi seçime götürme kararı aldı. Seçimler iki turlu olacak. Bunlar yalnızca parlamenter seçimler ama onu da altını çizmek lazım. Mesela Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçim kararı alacak olursa bizim anayasamız gereği iki seçim birlikte yapılıyor. Ama Fransa'da öyle değil. Dolayısıyla Macron bu kararı aldıktan sonra parlamentoyu feshetmiş oldu ve parlamento seçimlerine gidiyor Fransa. Ama gözüken o ki Avrupa Parlamentosu seçimlerine benzer bir tablo bu kez Fransa'da ulusal düzeyde parlamentoya yansıyacak. Şu anda bu en önde giden gene işte yaklaşık şu anda %36 bu sabah gördüğüm bir kamuoyu yoklamasına göre aşırı sağ Marine Le Pen'in başında olduğu Rassemblement National Partisi önde gidiyor. Ama bu oran onların parlamentoda tek başına bir çoğunluk almasına yetecek bir oran değil henüz. Yaklaştılar ama orada değiller. Onun arkasında sol partilerin... Çok özür dilerim hocam. Arkadaşlar lütfen biraz Sinan hocamın sesini açar mısınız? Zor duyuyorum. Rica edeceğim. Şimdi burada evet buyurun. Bu aşırı sağcı Ulusal Birlik anketlerde lider görünüyormuş çünkü. Buyurun. Evet, %36 civarında bir oyla lider gözüküyor. Fakat bu oran henüz parlamentoda tek başına çoğunluğu almasına yetecek bir oran değil. Fakat oldukça yakınlar. Onun arkasından gelen sol partilerin kurmuş oldukları yeni milli cephe var. Üçüncü sırada ise Macron'un kendi hareketi geliyor. O da %20'lerde. Şimdi bu tablodan Fransa'da nasıl bir sonuç çıkacak çok yakında göreceğiz. Seçimler iki turlu. İlki bu ay sonunda, ikincisi Temmuz'un ilk altısında yapılacak. İki tane, aslında üç senaryodan bahsetmek lazım Fransa örneğinde. Aşırı sağ tek başına çoğunluğu elde edecek olursa parlamentoda, o zaman Macron'la yani farklı siyasi kültürden gelen bir devlet başkanıyla beraber ülkeyi yönetecekler. Bu çok zor bir siyasi denklem. Fransa'da daha önce solla sağ birlikte oldular bu şekilde. Ama bu da zor bir denklem oldu. Şimdi ilk defa daha radikal sağ Fransa'da
yürütme erkini ele almış olacak. Bu yalnızca Fransa için değil, Avrupa Birliği bakımından da çok yakından takip ediliyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin en önemli ülkesi Fransa ve dolayısıyla Fransa'da iktidarı devralacak olan bu siyasi partinin Avrupa Birliği'ne bakış açısı da Avrupa Birliği'nin yapacaklarını ve yapamayacaklarını çok yakından etkileyecek. Türkiye açısından ne anlam taşıyor? Bir de onu da ekliyorum tabii ki, siz lütfen sonra onu da eklerseniz diye sordum. Tabii ona da geleceğim. Zaten Türkiye bakımından da bunu çok olumlu bir senaryo olarak değerlendirmek mümkün değil. Çünkü aşırı sağın gündemi zaten oldukça Türkiye karşıtı bir gündem. Göçmen karşıtı bir gündem. Üstüne üstlük zaten son günlerdeki açıklamalarına bakarsanız Bardella'nın, yani bu aşırı sağının başbakan adayının temel gündemlerinden biri de Fransa'da İslamcılığa karşı mücadele etmek olacak ve bunun çeşitli boyutları itibariyle bunu yapılacak. Yani giyim kuşamdan başka örneklerine kadar. Evet. Mesela böyle bir gündemle geliyor eğer bu çoğunluğu elde ederse. İkinci senaryo, aşırı sağın çoğunluğu elde edememesi ve dolayısıyla diğer partilerin onlara karşı birleşmesi, ki Fransa'da tarihi olarak böyle oldu. Bu tabii tekerrür eder mi bilemiyoruz. Üçüncü senaryoda ciddi bir siyasi istikrarsızlığa girmesi ve Fransa'nın belki bir sene aşırı sağla yönetilmesi ama Macron'un ondan sonra yeniden seçimi zorlaması, bir yıl sonra tekrar seçime götürebiliyor ülkeyi Macron. Bir senaryo da bu. Evet. Fransa bakımında. Peki o zaman pazar günü ama göreceğiz, ama sonra ikinci turu var da sizin tek cümleyle rica edeceğim hocam, beklentiniz ne peki, aşırı sağın mı gelmesi? Yani şu an anketler onu gösteriyor. Şu anda gözüken o. Yani birinci turda zaten aşağı yukarı tablo belli olacak ama ikinci tura giderken çoğunluğa çok yaklaşan bir aşırı sağ İkinci turda mutlak çoğunluğu elde edebilir. Çünkü bir kesim seçmen Fransa siyasi istikrarsızlığa düşmesin, hani aşırı sağda bir gelsin görelim davranışıyla o kalan ivmeyi onlara sağlayabilir. Dolayısıyla şu anda gözüken ikinci turun sonucunda Fransa'da koabitasyon dediğimiz, yani Macron'la beraber farklı bir siyasi kültürü temsil eden aşırı sağın iktidarı paylaşım modeli ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Evet, valla enteresan günler yaşıyoruz, bakalım diyecek ne bir şeyim yok. Yani pandemiden sonra her şey birbirine girdi. Herhalde yıkıcı yapım diyorlar ya, o öyle bir hayat ve dünya yaşıyoruz hocam. Sayın Ürgen, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim davetiniz için. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler.